beyler karar versinler. Ya ben ne karar vereceğim? Geçelim işte yani, fark etmez. Kusura bakmayın. Acıkınca birazcık sinirli oluyor da. Hiç önemli değil efendim, buyurun. Ya kızım sen niye özür diliyorsun adam lan? Ha? Herkes işini yapacak. Yani işte Sevda, garsona da çıkıştım ama ben biraz böyle biriyim. Yani doğam böyle asabi biraz, hırt. Yo, iyi yaptın. Ne öyle salak salak sorular zaten, kaç kişiymişiz falan. İstanbul'da da en iyi balık yenir derler ama. Ya bu saatte balık şimdi iş çıkar mı? Ne gerek var balık yiyeceğiz şimdi? Şart değil canım. Sen neye karar verirsen ben onu yerim. Ya gel gel, buraya geldiler diyorum, gördüm. Ah, oradalar işte. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, benim planım buraya kadardı. Hoş geldiniz, iki kişi miyiz? Yürü, buradan sonrası doğaçlama. Aa, tesadüfe bak, siz de buradaydınız. Ya nasıl bir tesadüf bu ya? Ne tesadüf. Allah Allah. Bunlar nereden çıktı ya? Aşk olsun birader. Yani yanlış anlama da burası bizim her zaman geldiğimiz mekanlardan biri. Ben isterseniz sizi şöyle 6 kişilik masaya alayım. Burası 4 kişilik çünkü. Ha yok yok, sen hiç yorma kendini canım. Biz zaten samimiyiz. Zaten aynı evde yaşıyoruz ya. Şeydi, sorun değil. Evet, hem daha samimi. Samimi. Sıcak. Sipariş verdiniz mi? Buranın şefi benim arkadaşım. Balıkları da çok güzeldir. Bu saatte balık. Bu saatte derken? Yok yani saatte bir şey yok da hani şey gibi. Şimdi uzun iş balık. Hemen çat çat meze bir şey gelsin, ondan kalkalım sonra bilince de. Hadi. Ama böyle olmaz. Yani erkek olarak bir kadınların yemeğine karışmadığınız kalmıştı. Olmaz. Kendisi biraz hırttır da. Yo, erkektir sonuçta. O daha iyi bilir. Nasıl yani? Ne yiyeceğini, ne içeceğini de mi? Yavaş. Ay Demir, ne kafasın ya? Ay ağzına bir şey mi kaçtı Demir? Demir iyi misin? İyi misin? Normal. Ben böyle biriyim yani. Normalim bu yani. Hani ben kendime de kızıyorum bir noktada ama en iyisi beni insan içine çıkarmamak lazım. İşte bizim Demir böyledir hep. Dışarıdan böyle kibar görünürüm. Ne varmış canım? Olduğu gibi işte, ne güzel. Diğerleri gibi rol yapmaman o kadar güzel bir erdem ki. Erdem mi? Tamam mıyız? Karar verebildin mi hayatım? Ne? Yo! Ya kardeşim hayırdır, daha dün bir bugün buçuk. Yani sen hangi ara bu samimiyete eriştin? Hayatım var Demir kardeşim. Çok pardon, ben az önce yanlış bir şey mi söyledim? Yaklaş. Bizim lügatımızda böyle hayatım gibi kelimeler, sözcükler zinhar yasak. Zira Ayşen hala kararını vermiş değil. Kız düşüneceğim dedi değil mi? Evet, hem kız evi naz evidir. Bizim Ayşen de biraz nazlıdır. Tabii canım. Yani ne de olsa bir evin bir kızı yani. Ne olacak? Ya Ateş oğlum, Süheyla yok mu bizim? Ablamız var, bir evin bir kızı. Aa, bekar olarak dedi canım. Evet ya, bekar olarak. Belirteceksin onu o zaman bekar olarak. Tamam doğru, haklısın. Bir evin bir kızı değil ama yine de nazlı. Ayrıca ya bunu söyleyeceğim artık. Burada yabancı değiliz, biz bize oturuyoruz yani. Darılmaca, gücenmece yok. Kardeşim, sen çok şanssız bir adamsın ya. Yani en tembeli sana düştü. Bilmiyorum artık. Ne diyorsun sen be? Yalan mı Ayşen?
Yani sonuçta Süheyla ablanın böyle evde iş yapmaktan, bulaşıktı, yemekti, beli ayrılır. Sen yine de bir şey yapmazsın. Yasemin ama bak. Yani şöyle, ablam hakikaten çok yoruluyor Ayşen. Abi. Hele Demir. Hele Demir evlerden ırak. Yani bir pasaklı, bir safsak, bir dağınık. Yani bir çorabını klozetten, ötekini dondurucudan alırsın o derece yani. Ne yapıyorsun oğlum sen? Normal. Asıl bu ateş var ya bu ateş. Asıl işe yaramaz budur. Yasemin de sen zaten yemekten başka bir şey yapamaz. Sen onu da yapamıyorsun Ayşe. Ah canım benim. Yediğin son yemekler iyi ye. Yarın öbür gün evlenirseniz ki Allah yazdıysa bozsun. Vallahi bak hiçbir şey yiyemezsin. İğne iplik kalırsın öyle söyleyeyim. Ha yok yok, yemek konusu bizim için hiç problem değil. Ah be kardeşim. Ah be sana. Öyle demesene. Bak bu iş öyle değil. Şimdi Allah yazdıysa bozsun. Yani bir yerde dikiş tutturdunuz mu? Bizim Ayşen bir elini yağdan, bir elini baldan çekmez. Bu böyle tembel, böyle lapacım. Aa yeter ama, aa yeter. Aa, bir de asabi böyle. Demir'den almış asabiyetini babaanneden bunları işte. Yasemin, babaannemi niye içinde? Saklama Demir. Biraz önce dağdan indiğini zaten gar 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 yaptığında öğrendiler onlar. Ya siz neyin peşindesiniz? Aa, neyin olacak? Gerçeğin. Kendi gerçeğiniz bitti de bizim gerçeğimize mi el atıyorsunuz şu anda? Ayşen'cim, insanlardan saklanamazsın. Yarın öbür gün el kapısına gittiğinde bu insanlar senin ne kadar burnu havada, tembel... İnatçı, cadaloz... olduğunu öğrenecekler. Yasemin, sen bayansın. Bir şey yapmıyorum. Ama bu ateşi öldürürüm. Bir dakika. Ya bayan değil, kadın. Bayan ha kadın ne fark eder? Bir şey yani sonuçta. Bir şey söyleyeceğim. Bak görüyorsun değil mi kardeşim? Görüyorsun. Bunlarda böyle şiddet eğilimi var işte. Hepsinde var bunların. Ateş! Demir. Fena burada. Acıdı mı? Bu sefer iyi salladı vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Çok ağır bu kızın eli ya. Allah'tan yanağım alışık bunun tokatlarına. Neyse. Oldum sence? Bence kesin oldu. Ne bu kız Demir'e varır, ne bu çocuk Ayşen'i alır. Bitti bu iş. Oh. Yüreğimin olalım. Koş. Oh. Hesapta bize kalmış. Selam. Ayşen, ne oldu? Kızım, iyi misin sen? Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum.